Ünye Hükümet Caddesi'nden geçer iken yılların saygın ve sayılı esnaflarından Seçkin Kırtasiye'nin kurucu ve işletmecisi kardeşimiz, biz sizin kanalınızla bu yörenin büyük ya da küçük şehir yetkililerine iki kez bu gördüğünüz Hükümet Caddesi'ni kullanan araçların hızlı gitmelerinden dert yanan haber yaptık ama kimse ilgilenmedi. Biz de kendisine bu söz üzerine son kez mikrofon uzatıyoruz ve ilgilenmeyen insanlara Seçkin Kırtasiye'nin kurucu ve işletmecilerinden, muhlislerinden kardeşimiz hem kendini tanıtsın bize, sonra da diyeceğini desin. Buyurun. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Adım Hüseyin Kıran. Biz Ünye'de 1986 yılından beri esnaf olarak hizmet veriyoruz. Seçkin Kitap Kırtasiye olarak. Evet. Bizim caddemizde tek bir sorunumuz var. Trafikle alakalı, hızla alakalı. Buradan geçen araçların görmüş olduğunuz gibi hız engelleyicileri yok. Biz bunu birkaç sefer yerel televizyonlarımız sizlerin aracılığıyla dile getirdik. Resmi makamlara, emniyet müdürümüze, ilçe kaymakamlığımıza seslendik ama hiçbir duyarlılık kesinlikle olmadı. Hala görüldüğü gibi hiçbir şey yapılmadı. Biz bundan rahatsızız. Geçen de aynı röportajımda bir örnek verdim. Karşıda ATM'de para çeken bir hanımefendinin elinden çocuğu yola fırladı. Karşıdan gelen araç, Allah bereket versin, fark etti, yavaşladı. Yavaşlamasaydı ve hızlıydı, anladı ve durdu. Durmasaydı o çocuğumuz şu an yoktu. Bizim gözümüzün önünde burada bir cinayet işlenecekti. Yani. Bunu görmek bize vicdanen, Allah yaşatmasın, bizi çok kötü üzer. Hepimizin evladı için. Ben kendi adıma konuşuyorum. Buraya acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Hız kesici konsol. Hız kesici muhakkak konulmalı. Muhakkak konulmalı. Size teşekkür ederim. Ve bir de şunu ekleyebilir miyim? Buyurun. Bir de bu motor kuryeci arkadaşlarımız var. Onlar da ekmeğinin peşinde. O motor kuryeci arkadaşlarımız da buradan çok hızlı bir şekilde geçiyor. Korna, surat, hız. Yani gerçekten bu caddede bir sıkıntı var. Bunlara lütfen duyarlı kurumlar, kuruluşlarımız, ilçemiz veya büyük şehrimizin önemli yetkililerine duyuruyoruz. Lütfen bu konuda bize yardımcı olsunlar diye rica ediyoruz. Biz size destek olalım. Saygıdeğer yetkililer, seçilmiş, atanmış Ünyeli yetkililer, devletin sahibi millet, evet, sizden vergilerle bu milletten maaş alarak bu millete hizmet eden kaymakamı, emniyet müdürü, belediye başkanı, hepsi Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle burada konuşan kardeşimizin hizmetinde olacaksınız. Olmakla mükellefsiniz. Onun için siz bu milletin huzuru ve güveni için bir an evvel buraya gerekli hizmeti verecek olan engelleri koyacaksınız. Bu rica değil, bu bir emirdir. Millet adına size emirdir. İsterseniz istediğiniz gibi kabul edin. Sizin işiniz sadece açılışlara, kapanışlara gidip meşrubat içmek, yemek yemek değil. Sizlerin işi huzuru ve sükunu, mensubu olduğunuz devletin milletine huzur ve sükunu sağlatmaktır. Kesinlikle. Diyor. Bu arada engeli aslında asfaltın üzerine değil de o haddini bilmeyen şoförlerin beynine koyacaksınız diyor. Saygılar sunuyorum.